Ege Türk TV ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Yeni bir programla yine karşınızda olacağız yeni sezonda. Evet, bölgenin enleri dedik programımıza. Bölgenin en iyilerini konuk edeceğiz. Sizlerle ekranlarınızın karşısında güzel programlar gerçekleştireceğiz ileriki süreçte. Yine bölgenin en iyileri, bölgenin enleri Çanakkale. Aslında sadece Çanakkale olarak değil, sadece Ege olarak değil aslında, Marmara olarak değil aslında, Trakya olarak değil. Tüm bölgemizi kapsayan bölgenin en iyilerini sizlerle buluşturacağız. Ekranlarınızın karşısında sizlerle tanıştıracağız zaman zaman. Evet, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Mehmet Aşık bugün bizim konuğumuz. Bölgenin enleri, bölgenin en iyileri programında. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyorum. Evet, duyduk. Çanakkale 18 Mart Üniversite Hastanesi, Tıp Fakültesi Hastanesi bölgenin en iyi hastanesi olarak hizmet vermeye devam ediyormuş. Şimdi tanıtmak görevimiz, bizim programımızın formatına da çok uyuyor bu tanımlama. Ama önce hastaneye geçmeden önce biraz kısaca izleyicilerimize sizden bahsedelim. Bir özgeçmişinizden bize bahseder Tabii misiniz? ki. 1974 Isparta doğumluyum. Evet. 2000 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdim. Daha sonra aynı sene Ankara Tıp İç Hastalıkları Fakültesine gelerek iç hastalıkları uzmanlığıma başladım. 2004 yılında iç hastalıkları uzmanı olarak mezun olduktan sonra bizim şeker hastalığı, guatr hastalığı, guatr kanseri ile ilgilenen endokrin bölümümüz var. İkinci uzmanlık olarak Başkent Üniversitesi'nde o ikinci uzmanlığı, endokrin uzmanlığını yaptım. 2007 yılında mezun olduktan sonra mecburi hizmet sebebiyle Antakya ve daha sonra da askerlik sebebiyle Ankara GATA'da çalışmalarım devam etti. En son nihai olarak 2012 yılında Çanakkale Üniversitesi'ne yardım doçent olarak kabul edildim. Geçtiğimiz sene 2004 yılında endokrin uzmanlığı konusunda doçentlik unvanı aldım. Yaklaşık 2 ay önce de Yücel Acar hocamızın takdiriyle başhekimlik görevine başlamış olduk. Ben ve ekibim. Hayırlı olsun yeni Sağ olun. göreviniz. Evet, aslında büyük, değerli bir bayrak teslim aldınız bu noktada. Çanakkale 18 Mart Tıp Fakültesi Hastanesi gerçekten bölgede ismini duyurmuş. Ciddi güzel işler yapan, işte saygıdeğer hocalarımızla, yani cerrahlarımızdan tutun, işte dahili branş hocalarımıza kadar. Gerçekten Çanakkale'de bölgesel olarak iyi işler çıkartan bir hastane haline geldi. Şimdi programımızın da formatı zaten bu bölgenin en iyileri, bölgenin en iyi hastanesini konuk etmeden, en iyi hastanesinin başhekimini konuk etmeden olmaz dedik. Biz de tanıyalım, bilmeyenler eğer duymayanlar varsa faydalı olacağını düşündüğümüz için bu programı gerçekleştirelim istedik. Açıldığı günden bu yana yaklaşık ne kadar? 7-8 yıl kadar oluyor sanıyorum. Şimdi ilk olarak 2000 yılında bakanlar kurulunca Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde bir tıp fakültesi kurulmasına karar verdi. Fakat o dönemde hastanemiz yoktu. Şu anki çocuk ve kadın doğum hastanesi değildi. Onun eski hastanesi şu anki Kepez'deki hastane. 2007 yılında bu hastane bize devredildi. Ve 2008 yılında yaklaşık 34 öğretim üyesiyle çok mütevazi bir sayıyla poliklinik hizmetine başladı. 2009 yılında ise yataklı hizmeti de başladı. Şu an günümüze geldiğimizde 140 öğretim üyemizle hizmet vermekteyiz Çanakkale'ye. Ve bildiğiniz gibi yeni hastanelerimiz yapım aşamasında bunlardan bir tanesi açıldı. Bir tanesinin gelecek sene açılması planlanıyor. Şu anki hastanemiz itibariyle yaklaşık 255 yatakta olarak hizmet vermekteyiz. Oldukça hastane hizmetimiz büyüdü. Yani 36'dan nereden nereye değil mi Evet. hocam? Bayağı büyüdü. Evet, peki açıldığı günden bugüne ne gibi değişmeler oldu, gelişmeler oldu desek, yani daha çok hasta bazında değerlendirmek gerekirse bölümler çoğaldı, değil mi bildiğim Bölümler kadarıyla? arttı. Her bölümde normalde dahiliye bölümü en az 6 alt birimden oluşur.
Evet. İlk başlangıçta mesela dahiliye bölümünde bir tek öğretim görevlisi vardı. Evet. Günümüze geldiğimizde ise yaklaşık 8 öğretim üyesine çıktı bu sayı. Ayrıca 4 bilim dalı olarak da ayrı ayrı mesela şey yapmakta, görev yapmakta. Bunun gibi diğer bölümlerde de çeşitli büyümeler oldu. Hem öğretim sayısı olarak hem de bölüm içerisinde bölüm sayıları artarak, mesela çocuk hastalıklarında da çocuk kardiyolojisi bölümü ekstra olarak hizmet vermeye başladı. Yani günümüze geldiğimizde tam donanımlı olarak hizmet vermekteyiz ve bu hizmet katkımız daha da artarak devam edecek. Evet. Şimdi teknik hastane deyince tabii cihazlar doktorlar kadar önemli hastaneler için. Çünkü bugün gerçi devlet hastaneleri de artık ciddi anlamda evet. büyüdü, gelişti. Neredeyse üniversite hastanelerini geçen devlet hastanelerimiz de oldu evet. belki ama cihaz demek aslında bir yerde. Çalışacak cihazlar, makineler, son sistem olduğunda tabii hastalıkların tedavisi de, tedavinin devam etme şekli de daha kolaylaşıyor. Hocalarımızın da işi kolaylaşıyor bildiğim kadarıyla. Şimdi teknik donanım anlamında, makine cihaz anlamında nasıl Çanakkale 18 Mart Tıp Fakültesi Hastanesi? Teknik donanım itibariyle şu an ciddi bir eksiğimiz yok. Önümüzdeki sene yeni hastanemiz açıldığında da içine alacağımız yeni aletlerle bu kapasiteyi daha da arttıracağız. Ama ben daha çok öyle düşünmüyorum. Bir hastane yapının içindeki ekip olduğunu düşünüyorum. Yani ekip yönden oldukça kuvvetli olduğumuzu düşünüyorum. Her ne kadar bizim hastanemize dışarıdan bakan belki eski görünmesiyle, fiziki yapısının yetersiz görünmesiyle belki bizim hastanemizi eksik olarak görebilir ama öyle değildir. Yani bir hastane yapan içindeki doktorlar ve doktorlarla çalışan ekiptir. Bu yüzden bunu halkımız iyi takdir etmesi gerekiyor. Bazen sırf bu yüzden hastanemizde işte ameliyatlarını yaptırmak istemeyen hastalar oluyor. Hı hı. Ama kesinlikle şu an hiçbir eksiğimiz yok. Önümüzdeki senede fiziki şartları da halkımızın gözündeki algı da hı hı. tamamen düzelecektir diye düşünüyorum. Biz insanlar biraz ön yargılı yaklaşıyoruz değil evet. mi? Böyle hemen görselliğe böyle ya işte küçüktür, yeterli midir, değil midir hemen onun ön yargılı bir şekilde muhasebesini yapıyoruz. Aslında dediğiniz gibi işin içerisinde olan kişiler daha biliyorlar. Ekipler eğer iyiyse, işte çalışma koşulları iyiyse, cihazlar, makineler zaten yeterliyse evet. orada binanın çok küçük olması ya da işte küçük görünüyor olması çok da önemli çok değil aslında. İfade etmiyor aslında. Tabii ki sonuçta ameliyathaneler aynı ameliyathane. İşte ekipler yeterince ekibimiz var, yeterince doktorumuz var. Bu işin ehli doktorlarımız var zaten. Şimdi biz referans hastanemiz. Yani üçüncü basamak dediğimiz hastanemiz. Ve en gözü pek olması gereken hekimlerin de bizde olması gerekiyor. Evet. Devlet hastanesinde yapılmayan, işte hastalar yüksek riskli gördüğü için yapılamayan operasyonların hepsi üniversite hastanesinde bu riskleri riskler konusunda tecrübe kazanmış bir ekip vasıtasıyla yapılabilmektedir. Yani bunu halkımızın asla aklından çıkarmaması gerekiyor. O konuda kesinlikle halkımıza güven verebiliriz. Hekimlerimiz kurumuzda hiçbir şüpheye düşmemeleri gerekiyor. Hemen spontane bir soru sormak istiyorum burada arada. Şimdi İnsanlar şöyle düşünüyor olabilirler. İşte üniversite hastanesi aslında eğitim kurumu da aynı zamanda. Evet. İşte öğrenci yetiştiriyorlar. Beni işte asistan doktorlar mı kesecek, biçecek, işte ameliyatımı gerçekleştirecek ya da işte benim tedavimi asistan doktorlar mı yapacak? Aslında böyle de bir ön yargı var üniversite hastaneleri için. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz izleyicilerimize? Aslında ameliyatlarını asistanlar direkt yapamazlar. Bunu Türkiye'nin hiçbir yerinde yapamazlar. Ancak son sene asistanları artık biraz daha olaya girmeye başlar. Ama genelde yardımcı asistan düzeyinde kalırlar. Esas olarak kesinlikle primer olarak hocalarımız operasyonları yapıyor, operasyonları yönetiyor. Tabii ki asistanlarımız bu işi öğrenecektir. Bunun için de hocalarımızın yanında aynen bir usta-çırak ilişkisinde olduğu gibi bulunacaklardır.
Tabii ki küçük küçük bir takım işlerde yaptırmaya başlanıyor. Ama kesinlikle ameliyatlarımızın hepsi hocalar tarafından yapılmaktadır. Zaten bir ekip işi, ameliyat tek başına yapılabilen bir şey değil. Aynen öyle. Yani asistansız bir ameliyat da söz konusu değil aslında. Asistanların hocalarına çok ciddi yardımları olmakta ameliyat sırasında. Peki hocam, şimdi son günlerde basında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde organ nakli ile ilgili önemli gelişmeler oldu basından takip ettiğimiz kadarıyla. Bu da işte bölgenin elleri olmanın aslında bir vesilesi oluyor. Şimdi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde daha organ nakli ile ilgili çalışmaları yapan aslında hocalarımızla ileriki süreçte inşallah programımıza konuk edeceğiz. Ama öncesinde bir bilgilendirme almak istiyorum sizden ben. Nasıl oluştu birim, yani şu anda ne aşamada, biraz bahseder misiniz? Organ nakli bir üniversitenin prestijini göstermesi açısından önemli bir olay. Biz Türkiye'de 15. organ nakli yapan üniversitedeyiz. Yani şunu söyleyebilirim ki hemen hemen çok büyük bir hastane değilseniz bu ruhsat genelde size verilmez. Faruk Özkul hocamız bu işle birincil olarak ilgilenmekte. 2 yıl önce Akdeniz Tıp'a giderek eğitim gördü. Yaklaşık 1 yıl boyunca eğitim gördü. Çok ciddi emek harcayarak gitti. Ailesinden ayrı kalmak zorunda kaldı. Ciddi maddi külfetler altına girdi bu eğitimi yaparken. Ama çok verimli geçti. Orada 123 tane böbrek naklini kendisi bizzat yaptı. Oldukça orada tecrübe kazandıktan sonra geldi. Geçen sene, 1 yıl önce geldi. Bu 1 yılda da çok büyük emekler sarf ederek buranın ruhsatlandırılması için uğraştı ki Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nin ruhsatlandırılması aslında çok mümkün görülmemekteydi. Küçük üniversitelere bakarsanız da başka bu şekilde organ nakli ruhsat alan bir üniversite yok. Ve geçtiğimiz aylarda açılışı oldu biliyorsunuz. Ve Faruk hocamız 124. böbrek naklini yaklaşık 3 hafta önce yaptı. Biliyorsunuz basında oldukça büyük yankı uyandırdı. Şu an hastamız oldukça iyi. Böbrek fonksiyonları normal seviyelerde seyrediyor. Hastamız 8 yıl boyunca diyalizle bir yaşam sürdürür ki diyalizle yaşam sürdürmek çok zordur. Haftanın 3 günü hastalar diyalize girer ki diyaliz maalesef hastalığın problemini tamamen çözmüyor. Hasta diyalize girip çıktığında tüm dengesi bozuluyor. Tüm vücut dengesi bozuluyor. Hastanın morali ciddi şekilde bozuluyor. Ve biliyorsunuz çok külfetli bir tedavi. Günlük 4 saat tedaviyle haftalık yaklaşık 12 saat makineye bağlanmak zorunda kalıyor. Ve hastamız çok şükür ameliyattan sonra bir daha diyaliz makinesine girmedi. İnşallah bundan sonra da girmez diye düşünüyoruz. Şu an tedavisi oldukça iyi gidiyor. Artık bundan sonra başvuruları bekliyoruz. Bu Çanakkale halkı için özellikle organ nakli bekleyenler için oldukça güzel bir gelişme ve oldukça büyük bir imkan. Çünkü buradaki hastalarımız Bursa, İstanbul, İzmir gibi merkezlerde sıraya giriyorlar. Belki 1000. sıraya, belki 2000. sıraya giriyorlar. Ama burada halen ilk yüze girme ihtimalleri var ki Mustafa Başdemir hastamız yaklaşık bir ay önce, sıraya girdi, bir ay sonra organ nakli oldu. Düşünün. O kadar çabuk yani bir sürede. Dışarıda yani aynı zamanda hastamız başka merkezlerde de takip edildi. Mesela İzmir'e başvurmuştu. 8 yıldır organ bekliyordu oradan ve şimdiye kadar çıkmamıştı. Bir ay içerisinde hastamıza organ nakli yapılabildi. Bu çok güldürücü bir durum. Bunun devamını istiyoruz ve üniversite olarak da bir organ nakli merkezi olarak bunu bir prestij meselesi yaparak daha da büyütmek istiyoruz. Ki böbrek nakli başladıktan sonra önümüzdeki senelerde karaciğer nakline de başlamayı düşünüyoruz. Güzel bir haber. Bu noktada tabii izleyicilerimize şunu da söylemekte fayda var. Organ nakli günümüzde gerçekten çok ciddi bir iş. Bu hem manevi açıdan çok önemli bir iş aslında. Hem de maddi açıdan da çok insanlar için çok önemli bir iş. Sağlık başlı başına zaten önemli bir iş değerli izleyiciler. Organ naklinin önemini lütfen kavrayalım. Bu konuda eğer varsa çevrenizde eğitim veren ya da bilgi alabileceğiniz merkezler yakınınızda varsa eğer
Lütfen bu konuda bilgilenin, bilgi edinin. Çünkü hayat kurtarmak ciddi bir iş ve önemli bir iş gerçekten. Evet, bir doktor elinden gelen her şeyi yapabiliyor bir hasta için. Cihazlar, yeterli cihazımız varsa, onları da kullanabiliyoruz. Onlar da hayat kurtarıyorlar bir noktada. Ancak bir insanın hayatını kurtarması kadar önemli bir şey olduğunu ben düşünmüyorum hayatta. Çünkü resmen can veriyorsunuz, değil mi hocam? Tabii, artı böbrek nakli yapılmadıysa hasta, diyezlik yemek zorundaysa hastanın ömrü kısalıyor. Evet. Yani normal ömründen daha kısa bir ömür yaşıyor ve çoğu kalp hastalarından, felçten dolayı ölüyorlar. Organ naklinin şöyle bir avantajı var. Yani bu ömrün kısalmasını engelliyor. Yani normal kişiler kadar yaşamaya başlıyor bu hastalar. Yani hastalar için büyük bir avantaj. Ve organ nakli, yani yapılmadan önce diyaliz tedavisi başka hastalıkları da tetikliyor. Doğru değil mi? Yani bir işte şöyle diyalizden fayda göreyim derken hastalar farklı hastalıklarla karşı karşıya kalabiliyor. Yani diyaliz kesin bir çözüm değil maalesef. Evet. Söylediğim gibi bir sürü dengesizliklere yol açabiliyor. Böbrek hastalarındaki özellikle kalp hastalıklarının yine tırmanmasını engelleyemiyor. Bu hastalıklar çok sık görülüyor. Bu yüzden diyaliz tedavisi kesinlikle tam bir kesin çözüm olmuyor. Evet, peki şimdi yine bizi izleyen doktorlarımız vardır. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanemizde hocalarımız vardır. Çömi Tıp Fakültesi ailesine katılmak isteyen asistan doktorlarımız vardır. Ya tercih sebebi midir Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi? Hastanemizin işte tercih sebebi ne olabilir? İnsanlar neden tercih etmeliler? Yani çalışmak anlamında işte doktorlarımız, hocalarımız, asistanlarımız Çanakkale 18 Mart Üniversite Hastanesi'ni neden tercih etmeliler? Şimdi bir kere doktorluk sanatı usta çırak ilişkisi içinde öğrenilebilen bir sanattır. Ben büyük üniversitelerde eğitim gördüm ve bu büyük üniversitelerde maalesef her zaman hocalarımıza ulaşım mümkün olmuyor. Bizzat burada birebir hocalarıyla iç içe bir arkadaş ortamında eğitim görme fırsatını yakalıyorlar. Biz mesela hep yani uzmanlarımızdan bir üst mercimizden belki eğitim aldık. Hı hı. Ama burada direkt hocalarından eğitim alabiliyorlar. Böyle bir avantajı var. Söylediğim gibi yapılamayan hiçbir şey yok. Ameliyat bazında, ondan sonra poliklinik bazında yapılamayan hiçbir şey yok. Evet. Hemen hemen her şeyi yapıyoruz. Ben endokrin polikliniğine geldiğimden beri mesela tiroid biyopsileri gibi, ondan sonra tiroid ultrasonun eğitimini gibi onları bizzat veriyoruz. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Bizim ve diğer bölümlerin yaptığı testlerde, yaptığı tedavilerde diğer büyük üniversitelerden farklılık yok. Yani gönül rahatlığıyla buraya gelip eğitimlerini burada rahat tamamlayabilirler. Siz biraz daha açıklamanızı bilimsel yaptınız aslında ama biraz da sosyal bir açıklama katayım isterseniz ben sizin açıklamanıza. Şimdi Çanakkale 18 Mart Tıp Fakültesi Hastanesi diyoruz değerli izleyiciler. Şimdi Çanakkale olunca biraz işin rengi değişiyor aslında. Sıkıcı tıp eğitiminden sonra diyelim uzun yıllar boyunca tıp eğitimi oluyor bizim doktorlarımız, hocalarımız. Tabii sonrasında Çanakkale gibi güzel, güzide bir şehirde işte meslek hayatlarına devam etmek. Hani bir Ankara'dan sonra belki bir İstanbul'dan sonra Çanakkale, bir İzmir'den sonra hani çok daha rahat, daha nezih, daha sakin, evet. Ama daha sosyal belki. Evet. Çünkü daha çok zaman ayırabilirler. Hı-hı. Değil mi? Bir de sosyal boyutu var. Şimdi bir kere Çanakkale muazzam bir şehir. Hı-hı. Yani benim böyle hep içimde gideceğim ama bir türlü gidemediğim şehirlerden bir tanesi. Bir tanesi Antakya'ydı. Mecbur hizmetimi orada yaptım. Hakikaten esaslı bir şehirdi. Çanakkale de öyle bir şehirdi. Özellikle burada biliyorsunuz bir kere şehitlerimizin suladığı bir toprak parçası burası. Ciddi şekilde şehitlerimizin ciddi bir emeği var her karışında. Yani hep böyle içimde vardı Çanakkale'ye gelmek ki geldikten sonra da gördüm burası muazzam bir şehir. Yani bu şehirde yaşamak bir ayrıcalık diyorum ben. Peki, teşekkür ediyoruz o zaman bu şehirden biri olarak size.
Evet, şöyle merak edilen sorularıma aslında yer vermek istiyorum daha çok. Şimdi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde işte birçok aktif polikliniğimiz var dedik. Çalışıyor şu anda aktif olarak dedik. Yani yeni hastane binamızdan aslında bu arada bahsetmek istiyorum ben. Şu anda aktif olmayan polikliniğimiz yok gibi polikliniklerimizin içerisinde, Yok. değil mi? Yok. Şimdi çok güzel devasa bir aslında önceden küçümsüyorlar, insanlar ön yargılı davranıyorlardı işte bizim mevcut binamızda derken. Şimdiki binamızda bizim 5 yıldızlı otelleri aratmayacak kadar güzel, muhteşem, işte Kesinlikle. donanımlı. İzleyicilerimizden mutlaka gezip görenler olmuştur. Hatta özellikle gezip görmek için giden hastalarımızın olduğunu ben bizzat biliyorum. Şimdi biraz yeni binamızdan bahsedelim Şimdi izleyicilerimize. yeni binalarımızdan, yeni binalarımızın iki etapta inşa edildi. Birinci etapı biliyorsunuz bu sene başında açıldı. Bu sene başında açılan binamızda fizik tedavi bölümü, kadın doğum bölümü, çocuk bölümü, özellikle çocuk yoğun bakım üniteleri, yeni doğan üniteleri, bunun yanında bir psikiyatri servisi açıldı. En son olarak da göz kliniğimizi biz buraya taşıdık. Yine dermatoloji kliniği burada hizmet vermeye başladı. Sizin de söylediğiniz gibi 5 yıldızlı bir otelden farkı yok. İnsanın içine girince gözünün, gönlünün açıldığı bir yer. Ve hasta yatışı olarak konforu ciddi şekilde arttı. Yani bunu görmekteyiz. Hem doktorlarımızın gözünün içini, içinin gördüğünü hem de hastalarımızın bundan çok memnun olduğunu görmekteyiz. Buraya taşınan bölümlerde nasıl yenilik oldu derseniz, mesela dermatoloji kliniğimiz cilt hastalıklarına bakıyor. Bunun yanında bir güzellik merkezi gibi çalışıyor. Yani şu an güzellik merkezi olarak çok ciddi şekilde tavsiye edilebilir bir yer. Bir kere profesör düzeyinde bir hizmet veriyor. Profesör yardım doçent düzeyinde bir hizmet veriyor ki çoğu güzellik merkezinde teknisyenden daha fazlasını bulamazsınız. Ve fiyat olarak da ciddi şekilde dışarıdaki güzellik merkezlerine göre çok daha ucuz. Ve lazerinden botoksuna kadar dermatoloji kliniğinde her şey yapılıyor. Evet, kadınların ilgisini dikkatini çekecek buraya çekmek istiyorum. Onun yanında fizik tedavi kliniğimiz, fizik tedavisi ciddi bir sıkıntıydı. Tepemizdeki yerimiz çok dardı. Şu an geniş bir alanda hizmet vermekte, daha çok hastaya hitap etmekte ve daha konforlu. Onun dışında kadın doğum kliniğimiz çok daha nezih şartlarda çalışmaya başladı. Çocuk kliniğinde özellikle yeni doğan ünitesi ve çocuk yoğun bakım ünitesi tam donanımlı olarak açıldı. Şu an hizmet veriyor. Yine en son olarak göz kliniğini taşıdık. Göz kliniğinin kepezdeki yeri hakikaten bayağı sıkıntılıydı fiziki şartlar olarak. Şimdi inanın şu anki göz kliniği dışarıdaki özel hastanelere olmasaydı diyebilirim. Şu anki hastanemizin tüm öyle, şu anki ek binanın. Bu psikiyatrik kliniği kapalı bir servis olan klinik haline geldi. Onun dışında şu an inşaatı devam etmekte olan hastane var. İnşaatı devam etmekte olan hastane bir yıl sonra bitecek. Bir yıl sonra bittiğinde bu da çok ciddi konforlu olacak. Orada şu an onkoloji hekimi, yani kanser hastalarına bakan hekimimizin alım aşamasında 1-2'ye kadar bizde hizmete başlayacak. Ve yeni hastanemizde kocaman bir kat onkoloji katı oluyor. Yani onkoloji hastalarına poliklinik bazında bu sırf, bir de yatak bazında ayrı bir kliniği daha olacak. Tam bir onkoloji merkezi halinde bir hizmet verecek. Çok ciddi bir katkısı olacak. Diğer bölümlerimiz tam donanımlı olacak, hem alet edevat yönünden hem de fiziki şartlar yönünden. Yine orada geniş bir organ transplantasyon ünitesi kuruyoruz. Yine kalp damar cerrahisi ünitesi kuruyoruz. Şu an çalışmalar devam ediyor.
önümüzdeki yıl bitecek ve çok ciddi bir şekilde, çok güzel bir şekilde Çanakkale halkına hizmet vermeye başlayacak. Aslında daha sormak istediğim, yani şimdi başlıklar halinde siz böyle geçtiniz ama önemli mesela işte çocuk acilden bahsetmek istiyorum aslında ben, evet. Biraz da izleyicilerimize. Nasıl hizmet veriyor, daha çok nasıl çalışıyor. Bölgede çocuk acil olan hastanemiz, bu kadar donanımlı bir hastanemiz yok gibi, evet, değil mi bildiğim kadarıyla? Şu an devlet hastanesi. Kadın doğum da aynı şekilde acil, kadın doğum acil olarak açıldı, evet, değil mi ek olarak? Devlet hastanesinde var, bir de bizde var. Hı hı. Ve çok ciddi geldikleri zaman hastalar görürler. Çok güzel bir şekilde, hı hı, hizmet vermekte ve fiziki şartları oldukça yeterli. Şimdi hocam Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde özellikle bölümlerimiz var. Aslında bahsetmemiz gereken izleyicilerimize. Şimdi hani tıpla ilgilenen, tıbbi bilgisi olan kişiler bunları araştırıyorlar, işte bir şekilde bilgi sahibi oluyorlar ama ekranlarımızın başındaki izleyicilerimiz de ben bu konuda bilgilensin istiyorum. Şimdi bizim Tıp Fakültesi Hastanesi'nde özellikle birimlerimiz neler var? Şimdi bizim hastanemizin tüm birimleri özel. Evet. Hepsi, evet, bak, özellikle. Evet. Yalnız sadece tıp fakültesinde yapılan veya bu bölgede sadece bizim fakültemizde yapılan bir takım işlemler var. Organ transplantasyonundan zaten bahsettik. Hı-hı. Mesela üroloji kliniğinde kanser ameliyatları var. Bunlar. Ondan sonra taş kırma, hı-hı, operasyonları, lazerli taş kırma operasyonları var. Bunlar yapılabiliyor. Bunun dışında bypass cerrahisi sadece bizde yapılıyor. Çanakkale içerisinde. Özellikle ciddi şekilde profesör bazında hocamız bypass cerrahisini yapmakta. Söylediğim gibi hastanenin dışına aldanmamaları gerekiyor. Çok ciddi şekilde kalp ameliyatları yapılmakta. Yine kardiyoloji bölümünde biliyorsunuz kalp krizi çok önemli bir durum. Evet. Şimdi aslında şey basit gibi görülüyor. Sürekli ben geldiğimden beri burada böyle bir hizmet veriliyordu. Hı hı. Kalp krizi geçirdiği anda kardiyoloğun anjiyo yapıp, hı hı, damara girip o damarı açması sanki bu basit bir işlem gibi görülür. Ama aslında bu sadece son derece donanımlı hastanelerde yapılan bir, hı hı, işlem. Yani aslında Türkiye'de, Çanakkale'de sadece bizim hastanemizde yapılıyor, hı hı, ve son 4-5 yıla kadar çoğu büyük hastanede bile bu işlem yapılmıyordu. Evet. Yani bir hayat kurtaran bir şey. Hı. Ve şöyle diyeyim, mesela kalbin eğer damar tıkamasından dolayı kalp duvarı hareketini bir kez kaybettiği zaman, hı hı, siz 3 gün sonra kalp damarını açsanız da o kalbi kurtarmanız çok bir işe yaramıyor. Ama anında müdahale edip damarı açtığınızda, hı hı, o insanın hayatını uzatabiliyorsunuz. Bu özellikle işlem mesela sadece bizim üniversitemizde yapılıyor. Bunun dışında gelişimsel radyolojimiz var. Gelişimsel radyolojide benzer bir işlemi felçli hastalarda yapabiliyor. Mesela bir hasta beyin damarlarının tıkanmasıyla felç geçirdiği zaman anında o damarı açılarak hastanın felç olmasının önüne geçilebiliyor. Bu da Türkiye'nin çoğu yerinde yapılmayan bir işlem. Çanakkale'de sadece üniversitemizde yapılıyor. Yine bir takım gelişimsel radyoloji adı altında damardan girerekten bir takım kanser tedavilerinin yapılması, özellikle karaciğer kanserinin tedavisi yapılması gibi işlemler yine sadece Çanakkale'de üniversitemizde yapılıyor. Hatta bölgemizde üniversitemizde yapılıyor diyebilirim. Bunun dışında göz kliniğinde gözün arka tabakasında bir retina tabakası var. Çok ince iş isteyen bir ameliyat gerektirir. Bu bölgede sadece Çanakkale'de, Balıkesir'de yapılmıyor. Edirne'deki Trakya Üniversitesi gibi bir üniversitede yapılmıyor. Namık Kemal Üniversitesi'nde yapılmıyor. Sadece bu bölgede Bursa, Çanakkale Üniversitesi'nde yapıldı. Yine göz kapağı ameliyatları incelikli bir iş gerektiren bir şeydir. Göz kapağı ameliyatları yine sadece bizim üniversitemizde yapılıyor. Bunun dışında gözdeki lazer tedavisi, biliyorsun hastaların gözlükten kurtulma tedavisi, yine sadece hastanemizde yapılıyor. Onun dışında çocuk bölümündeki çocuk kardiyolojisi bölümü aslında Çanakkale'de ne zamandır hizmet veriyor ama sanki olağan bir şeymiş gibi zannediliyor. Çok nadir bulunan
doktorlardan hastanede yok, değil mi? Biri. Çoğu hastanede yok. Yani bazı büyük üniversitelerde, büyük üniversitelerde eksikliğini çektiğimiz üniversitemizde var. Onun dışında şimdilik aklıma gelenler bunlar. Yine mesela guatr kanserlerinin tedavisi. Ondan sonra boyunda çok böyle yayılmış kanserlerin tedavisi üniversitemizde yapılabiliyor. Yine bağırsak kanserlerin tedavisi, meme kanserlerin tedavisi. Bunların hepsinin ameliyatı üniversitemizde yapılabiliyor. Şu an onkoloğumuz da geleceği için artık bu hastaların bazısının kemoterapiye de ihtiyacı olabiliyordu. Dışarıya kesinlikle kemoterapiye de göndermeyeceğiz. Onkoloğumuz da 1-2 ay içerisinde başlayıp bizi tam donanımlı olarak hizmet vermeye başlayacak. Evet, kanser günümüzün artık hastalığı çok yani ciddi çok şekilde. Evet, bütün İnsan, organlarımızda bütün hastalık yani bütün aslında bütün branşlarla ilgili de artık ortaya çıkarttı, kendini gösterdi. Ben buradayım artık, varım diyor yani bize günlük yaşamımızda. Ne kadar dikkat edersek evet. edelim yediğimize, içtiğimize, bununla karşı karşıya kalmamız çok İnsan ömrü uzadıkça bu hastalıklar artıyor. Hı. Geçen işte babamla ufak bir şeyimiz oldu, atışmamız oldu. Hı hı. Eskiden doktorlar çok zekiydi, işte hı. şey yapıyordu, bir anda tanıyı koyuyordu. Babacığım dedim, bundan 100 yıl önce yaş ortalaması 35'ti dedim. Şu an 70'in üstünde, buna Türkiye'de dahil yani. Evet. Zannettiğim gibi değil dedim. Sadece muhtemelen yani eski hekimlere şey, laf atmak da istemiyorum ama muhtemelen bir şeyler söylüyordu. Siz de inanıyordunuz. Şu an teknoloji gelişti. Sizin bilgi erişiminiz de gelişti. Siz artık o kadar çok bilgi yoğunluğundasınız ki doktorun verdiği şeyi eksik buluyorsunuz. Ama bakın artık yaş ortalaması arttı. Doktorlar gerçekten iyi iş çıkarttı. Bir de şimdi yaş 35 ortalama deyince şairimiz vardı. O da Cahit Sıtkı Tarancı'nın mıydı? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam yaş evet. 35 yolun yarısı şiiri bile var bunun. O zamanlar vardı, öyleydi tabii. Ondan bir 30-40 yıl önce Cahit Sıtkı Tarancı'dan bir 30-40 yıl önce 35 civarında yaş ortalaması. Evet, evet kesinlikle. Tabii şu da var, şimdi hastalıklar artıyor, bölümlerimiz de artıyor ona göre. Tedavi tabii. şekilleri değişiyor, gelişiyor. Ama bir de çok fazla bilgi kirliliği var. Yani internet çıktı, mertlik bozuldu aslında. Şimdi başımız ağrısa, işte böbreğimiz ağrısa, ayağımızın altı, dizimiz acısa hemen internetten bakıyoruz. Aa ne olabilir acaba falan, böyle kendi kendimize doktorluk yapmaya kalkıyoruz. Aslında bu herkeste var. Bu da çok iyi değil tabii, bilgi kirliliği, bir sürü yanlış bilgi. İşte aa acaba öyle miyim, bu hastalığı mı yakalandım, işte acaba bende şu mu var falan gibi. Kişiler ciddi olarak böyle doktordan önce bir kendilerini muayene ediyorlar değil mi? Biz de yaparız bunu zaman zaman. Yani biz şimdi bunun tecrübesini yaşadık. İlk evet. 2 yıl tıp fakültesinde sadece sağlam organizmayı, sağlam insan vücudunu incelersiniz. Evet. 3. yıl hastalıkları görmeye başlarsınız. Tüm 3. sınıf öğrencileri aynen sizin aradığınız gibi hastalıkları kendisini arar. Ama bu bir aşamadır. Evet. Biz sonra artık daha çok hastaları görmeye başladıkça bu aşamayı geçer. Maalesef hastalar bu evrede bizi geliyorlar. Bizim tecrübelerimizde sahibiz zaten. Biz bunu yaşadığımız için aşağı yukarı bunu biliyoruz. Ama çok fazla bilgi kirliliği var maalesef. Bu bazen bizi de yoruyor. Hastalar için de çok iyi olmayabiliyor. Özellikle öğretmen kesimi belki kızacak bana, emekli öğretmen kesimi. Emekli öğretmen kesimiyle doktorların başı bu konuda bayağı bir dertte oluyor. Evet, araştırmayı seven bir bilgi ya yani milletiz belki ama hani biraz ya şey dozu mu kaçırıyoruz biraz? Tıbbi bir terim olacak eğer ama. Şey değilse, hastaları klinikte pratik olarak görmediğiniz sürece hı. bunu yaşarsanız, tıp fakültesi öğrencilerin hepsi yaşıyor bunu 3. sınıfta. Ama 4. sınıfa geçtiği anda, pratikleri arttığı anda, hastaları görmeye başladığı anda bu geçiyor. Ama normal toplumdaki bir kişi o 3. sınıf öğrencisi vaziyetinde kalacaktır. Evet. Daha ilerisine geçemeyecektir. Bu yüzden de bu durumda yerinde seyeceği için de kafa karışıklığıyla bize gelecektir. Evet. Tabii çok önemli bir gelişme onkoloji bölümümüzün kapsamlı evet. bir şekilde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde aktif bir şekilde çalışmaya başlayacak olması çok sevindirici bir haber. Çünkü insanlar gerçekten işte dedik kanser çağımızın hastalığı artık
ne yapsak ne etsek kurtulamıyoruz, bir şekilde herhangi bir organımızdan bir şekilde bizi yakalıyor. Bunun tedavi süreci zaten çok önemli, çok zor bir süreç. Dolayısıyla insanlar bunu Çanakkale'de bunun tedavisini alamıyorlar ve farklı illere gitmek zorunda kalıyorlar. Maalesef. Farklı hastanelerde, farklı illerde işte yakınlarıyla beraber muhteşem zorluklar yaşanıyor orada. İşte kalmak problem, orada işte ziyaret problem, zaten işte büyük hastane, bir sürü problemle karşı karşıya kalıyor hastalarımız. Dolayısıyla Çanakkale'de olması, hani Çanakkale'nin sadece Çanakkale değil, hani bölge olarak işte Trakya bölgesi, işte Marmara bölgesi, Ege bölgesini de aslında içerisine alacak. Evet. Ve önemli bir gelişme olacağını düşünüyoruz. Şimdi kanser tedavisi bilmeyen için ne olacak falan diyebiliriz. Ama bir kere kanser hastası buradan Bursa'ya ve İstanbul'a gittiği zaman bir kere halsiz olarak gidiyor. Evet. Ama bir kemoterapi tedavisi 4 günden 5 günden önce bitmez. Evet. Çok nadiren bir gün sürer. Bunların çoğu da ayaktan yapılır. Bu hastanın 4 gün 5 gün boyunca bir kere yatacak yer bulması, yakınlarıyla beraber kalması demektir. Evet. Ve kemoterapi ilaçları büyük oranda hastaların ciddi mide bulantısı yapan, kusmalara sebep olan, ciddi halsizlik yapan ilaçlardır. Takdir edersiniz ki 5 gün boyunca bu tedaviyi almış bir hasta böyle kusarak yola çıkması, mide bulantılarıyla yola çıkması ciddi şekilde hasta için sıkıntı verici. Yakınları zaten bir taraftan hastanın durumundan bitap düşüyor. Bir taraftan da maddi zorlukları varsa ondan bitap düşüyor. Tamam, belki devlet hastanesine gidip, üniversite hastanesine gidip bu işi ücretsiz yaptırabilirsiniz. Ya verecek yol paranız, kalacak yere verecek paranız yoksa ne olacak? Evet. Yaptıramayacaksınız demektir bu. Bugün bazen biz ilçeden hasta çağırdığımızda, ilçeden merkeze gelecek parası olmayan hastalar var. Yani bunları düşündüğünüzde çok büyük bir hizmet. Evet, kesinlikle haklısınız bu konuda. Evet, şimdi hastalık dedik, hastane dedik, işte bölgenin elleri dedik. Var mı sizin de böyle farklı meziyetleriniz mesleğin dışında, işte sosyal anlamda uğraş ve aktiviteleriniz, ne bileyim işte kitap yazmak, müzik yapmak gibi, böyle bazı doktorlarımızın özellikle vardır, evet, böyle farklı uğraşları mesleğin dışında, sizde var mı böyle bir? Yani kitap yazmak her zaman bir kafamın köşesinde duruyor ama şu ana kadar yazdım derseniz hayır. Hı. Şu ana kadar daha çok bilimsel makaleler yazarak vaktimizi geçirdik. Hala da yazmaya devam ediyoruz. Hı hı. Yani onun dışında sporla uğraşmaya çalışıyorum. Hı hı. En önde uğraştım yüzme ama hep amatör seviyesinde kaldı. Geçtiğimiz birkaç ay önce Kaz Dağları'nın zirvesine dağcılık kulübüyle beraber tırmanma imkanı buldum. Evet. Onun dışında çok ciddi bir aktivitem olmadı. Ama kızım müzik konusunda oldukça iyi. Hem keman hem piyano çalabiliyor. Onu destekleyerek ben de şey buluyorum. Belki o öyle bir yöne doğru kayar ve öyle bir alanda başarı gösterir. İşte çocuklarımızı desteklemek lazım tabii ki bu konuda. Şimdi çalışanlarımız merak ediyorlardır, çalışanlarınız merak ediyordurlar mutlaka. Bizim Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemizin başhekimi programa konuk olmuş. Çalışanlarına bir şey söyleyecek mi acaba deyip ekranlarının karşısında özellikle izleyen izleyicilerimiz olacaktır mutlaka. Şimdi çalışanlarınıza ne gibi öneriler ve tavsiyelerde bulunursunuz diye bir soru sormak istiyorum. Biz bir ekibiz. Yani iyi hizmet vermek istiyorsak, kaliteli hizmet vermek istiyorsak, Çanakkale halkına gerçekten faydalı olmak istiyorsak bir ekip olarak çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Tek başına ne doktorların, tek başına ne hemşirelerin, tek başına ne teknisyenlerin bir katkısı olmayacaktır. Ancak bunlar birbirlerine dayanarak, yardımlaşarak çok iyi hizmet üretebiliriz. Bizim beklediğimiz bu ekip ruhunu yaşatmaları. Bu ekip ruhunun yaşaması için de biz elimizden gelen desteği vereceğiz. Peki o zaman ben bunu programlarımın birçoğunda söylemekten çok hoşlanmıyorum. Çünkü tam alışıyoruz, tam ısınıyoruz böyle kameralara, işte sohbete, konulara ama programımızın süresi bir bakıyoruz bitmiş. Evet. Evet. Değerli izleyiciler, yine bir programın sonuna geldik demek istiyorum. Demek istemesem de demek zorundayım çünkü süremiz kısıtlı. Getir TV ekranlarında Bölgenin Elleri programında bizlerle birlikte oldunuz. Özel bir konuğumuz vardı yine her zaman olduğu gibi.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi, Doçent, Doktor Mehmet Aşık bizim bugünkü konuğumuz idi. Evet, hocam teşekkür ediyorum programıma katıldığınız için, bizleri bilgilendirdiğiniz için, izleyicilerimiz adına. Ben çok mutlu oldum bana böyle bir fırsatı sunduğunuz için. Çanakkale halkıyla birlikte yaşamak zaten güzel. Onlara hizmet etmek de bizim için bir onur. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyiciler, bir sonraki Bölgenin Elleri programında tekrar Ege Türk TV ekranlarında buluşmak üzere. Hoşça kalın.